Mehmet Eskan iktidar için 50 artı 1 gerekmiyor. Anayasa değişikliğine göre artık Cumhurbaşkanı'nı yani başkanı seçeceğiz. O kurduğu kabineyle ülkeyi yönetecek. Başbakan olmayacak. Partilerin yürütmeyle ilgisi kesilecek. Milletvekillerinin faaliyeti yasama ile sınırlı olacak. Bu küçük hatırlatmadan sonra konuya girelim. Referandumdan sonra dillere pelesenk olan bir söz var. Diyorlar ki artık iktidar olmak için %50 artı bir oy gerekiyor. İş daha çetin, iş daha zor. Siyasetçiler söylüyor, siyaset yorumcuları söylüyor. Televizyona çıkan tartışmacılar söylüyor. Sokaktaki vatandaşlar Söylüyor, taksici söylüyor. Herkesin dilinde aynı sözcük. Ülkeyi yönetmek için yüzde 50 artı bir oy gerekiyor. Ben diyorum ki gerekmiyor. Gerekmiyorsa cumhurbaşkanı neden artık eskisi gibi değil yüzde 50 artı bir lazım diyerek teşkilatlarına çok çalışacaksınız talimatı verdi diyeceksiniz. Söyleyeyim, teşkilatını diri tutmak için, seçimi birinci turda kazanmak için, ekrana çıkanlar da yüzde 50 artı bir üzerinden siyasi hesaplar yapıyorlar. Yüzde 50 artı biri çok fazla önemli. Diyorlar. Şöyle bir hesap yapalım. Diyelim ki Cumhurbaşkanı Başkan seçimi için 4 aday yarıştı. Birinci sırada gelen yüzde 42 aldı, ikincisi yüzde 33, üçüncüsü yüzde 15, dördüncüsü yüzde 10. İkinci turda 2 iki aday yarışacak. Sandığa gitme oranı yüzde kaç olursa olsun içlerinden biri mutlaka 50 artı bir alacak. Somut örnek Mısır'da Mursi yüzde 25.5 ile Cumhurbaşkanı oldu. Yüzde 25.5 ile ikinci tura kaldı. Mecburen 50'nin üzerine çıktı. Son 3-4 seçime bakalım. 2007 seçiminde AKP yüzde 40 %46.4 aldı. 2011'de %49.9. 2015 Kasım seçiminde %49.3 ile 7 Haziran seçiminde %40.9 oy almasına rağmen hükümet olamadı. Şimdi deniliyor ki yeni sistem en azından seçmenin yarısından fazlasının oyunu almak zorunda. Değil, yeni sistem %30'larla mutlak iktidarın kapısını açtı. Mehmet Tezkan, Milliyet.